fiili, fiilimsiye nasıl sorusunu sorduğunda durum zarfını buluyordum. Mesela Ali Murat sessizce içeri girdi. Girdi fiiline soru soruyorsun. Nasıl girdi? Sessizce. Durum zarfı. Bir örnek daha verelim. Nebahat çok güzel konuşuyor. Konuşuyor fiiline soruyorum. Nasıl konuşuyor? Çok güzel. Nedir? Orada çok güzel zarftır arkadaşlar. Durum zarfıdır. Güzel orada durum zarfıdır. Bir de zaman zarfını örnek vereceğim. Yarın akşam beni arar mısın? Ne zaman beni arar mısın? Fiile ne zaman sorusunu soruyorsun? Yarın akşam zaman zarfı. Şimdi zarf çeşitlerinden yer yön zarflarına geçiyoruz. Bu arada zarfın diğer adı belirteçti. Hatırlatıyorum. Eylemlerin veya eylemsilerin yapılış yönünü belirten sözcüklerdir. Yükleme fiile, nereye diye sorduğunda aldığın cevap yer yön zarfıdır. Bakın, şimdi fiil diyorum buraya, fe, fiilin fe'si. Buraya da fe'le diyorum, fiilimsi adında, tamam mı? Şimdi fiile nasıl diye sorduğumda durum zarfını buluyorum. Fiile, fiilimsiye, bir dakika şunu yanlış yazdım. Şöyle yapayım. Bir dakika. Şimdi fiile, fiilimsiye nasıl diye sorduğumda durum zarfını buluyorum. Fiile, fiilimsiye ne zaman diye sorduğumda zaman zarfını buluyorum. Fiile, fiilimsiye nereye sorusunu sorduğumda yer yön zarfını buluyorum arkadaşlar. İleri geri, aşağı yukarı, içeri dışarı, öte beri gibi sınırlı sayıda sözcüktür. Örneklerimize bakalım ilk önce. Çok ısrar ettik ama içeri girmedi. Girmedi yüklemine, fiiline. Nereye diye sor. Nereye girmedi? İçeri. Yer yön zarfı. Birkaç öğrenci haber vermeden dışarı çıkmış. Çıkmış yüklem. Fiil olan yükleme nereye sorusunu sor. Nereye çıkmış? Dışarı. Yer yön zarfı. İşler bu noktaya geldikten sonra geri dönemezsiniz. Dönememek, dönmek fiiline sor. Nereye? Cevap geri, yer yön zarfı. Az öte git de başkaları da oturabilsin. Git fiiline soruyorum. Nereye git? Öte, yer yön zarfı. Asansörle aşağı inerseniz zamandan kazanırsınız. İnersiniz fiiline soruyorum. Nereye? Aşağı, yer yön zarfı. Fiile, fiilimsiye sorduğum nereye sorusunun cevabı yer yön zarfını verir arkadaşlar. Ama çok önemli bir uyarı var. Bunu unutmamanız lazım. Yalın halde olmayan sözcükler yer yön zarfı kabul edilemez. Hani dedik ya biz biraz önce. Fiile, fiilimsiye nereye diye sorduğumuzda aldığımız cevap mesela ileri, geri, aşağı, yukarı, İçeri, dışarı, öte, beri. Bunlar yer yön zarfı oluyor ya. Sen fiile nereye diye sorduğunda aldığın cevapta yer yön bildiren bu kelimelerde çekim eki olursa, eğer bu kelimeler ek alırsa yer yön zarfı olmaz arkadaşlar. Araba büyük bir hızla aşağıya düştü. Bakın, yine ben düştü fiilini nereye diye soruyorum. Nereye düştüm? Aşağı demiyor. Aşağı ya. Yer yön bildiren kelime çekim eki aldığı için yer yön zarfı değil isimdir. Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti. Nerenin gürültüsü? Dışarı. Dışarı kelimesini gördüğünüz gibi çekim eki aldığı için ne olmuştur? Zarf değildir tabii ki. Dışarının gürültüsü belirtili isim tamlamasıdır ve dışarı kelimesi burada tamlayan görevindedir. Mesela bir örnek vereceğim. Dinleyin. Nisa geriye dön. Dön fiiline soruyorum. Nereye dön? Cevap geriye. Yer yön zarfı değil. Neden?
Yer yön bildiren geri kelimesi e kaldı. E kalırsa yer yön zarfı olmaz. Veya da bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Zülal dışarıya çıkma. Çıkma fiiline soruyorum. Nereye çıkma? Dışarıya. Dışarı yer yön bildiren kelime. E kaldığı için yer yön zarfı değildir. Şöyle olsaydı. Zülal dışarı çıktı. Çıktı fiiline sor. Nereye çıktı? Fiile sorduğun nereye sorusunun cevabı dışarı. E kalmamış bak. Dışarıdan dışarıya dememiş. Dışarı demiş. Dışarı nedir? Yer yön zarfıdır. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Nereye sorusuna cevap vermeyen sözcükler yalın halde olsa da yer yön zarfı kabul edilmezler. Şimdi yer yön zarfını bulabilmek için isme değil, fiile ya da fiilimsiye soru soruyoruz. Zarfı bulmak için, sadece yer yön değil, zarfı bulmak için fiile ya da fiilimsiye soru sorarsın. İsme soru sorarsan sıfatı bulursun. Yukarı kata taşınan komşulardan hiç ses seda çıkmıyor. Nereye çıkmıyor? Cevap yok zaten. Bu cümlede yer yön bildiren yukarı kelimesi kendisinden sonra gelen kat ismini nitelediği için sıfattır. Kat isim. Hangi kat? Yukarı. Yukarı burada sıfattır. Çünkü ismi niteliyor. İçeri berbat bir haldeydi. Nereye sorusunu soruyorum. Ki burada fiil yok. Soramam. Cevap da alamam. Bu cümlede içeri kelimesi de isim görevinde kullanılmıştır. Evet, devam edeceğim. Bir sorumuz var arkadaşlar. Güzel bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük yer yön zarfıdır? Okumadan önce beni bir kez daha dinleyin. Zarfı bulmak için her zaman fiile ya da fiilimsiye soru sorarsın. Eğer isme soru sorarsan sıfatı bulursun. Fiile ya da fiilimsiye nereye sorusunu soracaksın? Aldığın cevap yer yön zarfı olacak. Ama şunu da unutma, yer yön bildiren o kelime hiçbir ek almayacak. Evet, okuyun, düşünün ve cevaplayın. Sizi bekliyorum. Doğru olsun, yanlış olsun. Lütfen cevaplayın. Çok kolay. Sude, bir daha düşün. Sude, fiile, fiilimsiye nereye diye soracaksın. Aldığın cevap aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri olacak. Çekim eki almayacak. Bir kere Bursa'da geride kalanlar, nereye kalanlar, geride olur mu? Artı geri burada D ekini almış. Ali Murat. Aferin. Nebahat. Aferin. Sude'cim sen de düşün. Diğerleri de düşünsün lütfen. Neşe aşağı indi. İndi fiiline sor. Nereye indi? Aşağı. Yer yön zarfı. Aşağıya olsaydı yer yön zarfı olmazdı. Çünkü ek almış olurdu. Nisa'cığım. Sude aferin. Nisa'cığım. İleride gerekirse, nereye gerekirse, nereye anlatırım? Cevap yok. Bu cümlede A'da ileri de isimdir. Nisa'cığım. Artı ileri kelimesi D ekini almış.
Cevabımızı açıyoruz. Tabii ki cevabımız aferin Denizli diyenlere Denizli. Kapıdan başını uzatıp içeri baktı. Baktı yüklem, fiil. Etraf çok kötüydü. Kötüydü yüklem. Burada ikinci yüklem isim. Birinci yükleme. Fiil olan baktı yüklemine soruyoruz. Nereye baktı? Cevabım içeri. Yer yön bildiren kelime. Hiçbir ek de almamış. Yer yön zarfıdır. Değil mi? Cevabımız Denizli. Evet, şimdi diğer bir zarf çeşidimiz. Diğer bir zarf çeşidimiz azlık çokluk. Yani miktar zarfları. Fiilimsileri, sıfatları ya da zarfları miktar yönüyle belirten sözcüklere azlık, çokluk yani miktar zarfı denir arkadaşlar. Mantık aynı. Bu sefer de fiile ya da fiilimsiye ne kadar sorusunu soracağız. Seni çok seviyorum. Seviyorum fiiline sor. Ne kadar? Cevap çok. Az, azlık, çokluk, miktar zarf. Bu kadar. Pek çok, az, biraz, fazla, epey, oldukça, hayli, en, daha vesaire sözcükler azlık, çokluk zarflarıdır. Onunla eskiden çok kavga ederdik. Kavga ederdik fiiline ne kadar sorusunu soruyorum. Ne kadar kavga ederdik? Çok. Miktar zarfı. Daha iyi imkanlarda yaşamak istemez misin? Şimdi buna yıldız koyuyorum. İyi dinle. Daha iyi imkanlarda yaşamak istemez misin? Daha iyi imkan. İmkan isim. İmkan isim. İsme soru soracağım. İsme soru sorduğumda her zaman sıfatı bulurum. Nasıl imkan? İyi sıfat. Şimdi sıfata soru soracağım. Ne kadar iyi daha miktar zarfı. Bu cümlede daha miktar zarfı sıfatı nitelemiş. Birinci cümlede çok miktar zarfı fiili nitelemiş. Bu filmi izlemeyi içimizde en çok sen istiyordun. Ne kadar istiyordun? Çok miktar zarfı. Buradaki en de üstünlük zarfıdır. En üstünlük zarfı kabul edilir. İstemek fiilini ne kadar diyorum? Çok miktar zarfı. Miktar zarfının başında onu niteleyen en kelimesi de her zaman üstünlük zarfıdır. Masa başında çalışmaktan hayli sıkılmış. Sıkılmak fiiline soruyorum. Ne kadar sıkılmış? Cevap hayli. Miktar zarfı. Otobüsün gelmesini epey bekledik. Beklemek fiiline soruyorum. Ne kadar bekledik? Epey. Miktar zarfı. Buna da yıldız koyuyorum. Dikkat et. Pek nazik bir kızdır. Nazik, pek nazik bir kız. Kız isim. Nasıl kız? Nazik sıfat. Sıfata soruyorum. Ne kadar nazik? Pek. Miktar zarfı. Miktar zarfları üstlendiği anlama göre farklı başlıklara ayrılır. Aşırılık zarfları. Fiilimse sıfat ya da zarfların anlamlarına aşırılık anlamı katan zarflara aşırılık zarfları denir. Burada çok oyalandık. Ne kadar oyalandık? Çok. Fiili etkilemiş. Bak, çok çok zarfı, aşırılık miktar zarfı oyalanmak fiilini etkilemiş. Az yiyince kendimi daha iyi hissediyorum. Ne kadar yiyince? Burada yiyince ince zarf fiiliyle fiilimse. Fiilimsiye soruyorum. Ne kadar yiyince? Az miktar zarfı. Bu cümlede az miktar zarfı fiilimsi etkilemiş. Kursiyerlerin arasında oldukça kilolu bir bayan vardı. İşte buna bak yıldız koyduğum örneğe benziyor. Oldukça kilolu bir bayan. Bayan isim. Nasıl bayan? Kilolu sıfat. Sıfata soruyorum. Ne kadar kilolu? Oldukça
miktar yani aşırılık zarfı. Bu cümlede ise zarf oldukça zarfı sıfatı nitelemiş. Yemek de pek lezzetli olmuş. Olmak fiil. Fiile, fiilimsiye nasıl diye sorduğunda durum zarfını buluyorum. Nasıl olmuş? Lezzetli. Durum zarfı. Lezzetli durum zarfına soruyorum. Ne kadar lezzetli? Pek. Miktar zarfı. Bu cümlede de pek miktar zarfı durum zarfını nitelemiş. Eşitlik zarfları. Fiil, fiilimsi, sıfat ya da zarfların anlamlarına eşitlik anlamı katan zarflardır. Eşitlik zarfları olarak gibi, kadar, denli vesaire sözcükler başka sözcüklerle öbekleşerek kullanılır. Unutmayın şu maddeyi. Eşitlik zarfları olarak gibi, kadar, denli gibi sözcükler başka sözcüklerle kalıplaşarak kullanılır. Darbecilerin bu denli alçılacağını, alçılacağını fiilimsi, ne kadar alçılacağını bu denli, denli eşitlik zarfı. Buz gibi soğuk limonata beni kendime getirmişti. Ne kadar soğuk limonata, buz gibi eşitlik zarfı gibi, bak burada eşitlik anlamı veriyor. Projenin sergilenmesini ben de senin kadar istemiştim. İstemek fiiline soruyorum. Ne kadar istemiştim? Senin kadar. Bu cümlede de kadar zarfı eşitlik zarfıdır. Cümleye eşitlik anlamı veriyor. Üstünlük zarfı. Biraz önce eni söylemiştim size arkadaşlar. Daha kelimesi de üstünlük zarfıdır. En, biraz önce söylediğim en, virgül, daha kelimeleri üstünlük zarfı olarak kabul edilir. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve zarfları niteleyen en, daha kelimesi kelimelerine üstünlük zarfı deriz. Tatilimize 5 gün daha uzattık. Bu cümlede daha üstünlük zarfı yapılandan fazlası anlatarak fiile üstünlük anlamı vermiştir. Ne kadar uzattık? Daha. Yani fiile, yapılan işe üstünlük anlamı veriyor. Sözü daha uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bu cümlede zarf fiileki alan uzatım fiilimsisine soruyorum. Ne kadar daha uzatıp, ne kadar uzatıp daha fiilimsiye üstünlük anlamı vermiştir. Burada daha zarfı. Senden daha yüksek bir başarı bekliyordum. Yüksek bir başarı. Başarı isim. Nasıl başarı? Yüksek sıfat. İsme soru sorarsak her zaman sıfatı buluruz diye sayısız kez söyledim. Sıfata soruyorum. Ne kadar yüksek? Daha. Üstünlük zarfı sıfata, yüksek sıfatına üstünlük anlamı vermiştir. Bu araba daha hızlı gidemez mi? Gitmek fiiline soruyorum. Fiile nasıl diye sorduğumda her zaman durum zarfını bulurum. Hızlı durum zarfıdır. Hızlı olan durum zarfına da ne kadar sorusunu soruyorum. Daha üstünlük zarfıdır. Bu cümlede daha üstünlük zarfı hızlı durum zarfına üstünlük anlamı vermiştir. Sıfatları ve zarfları niteleyen en kelimesine en üstünlük zarfı da denir arkadaşlar. Beni en zayıf yerimden yakaladın. En zayıf yer. Yer isim. İsme soru sor, sıfatı bul. Nasıl yer? Zayıf sıfat. Sıfata sor. Ne kadar zayıf? En üstünlük zarfı. İçimizde Orhan'a en iyi davranan sendin. İçimizde Orhan'a en iyi davranan. Davranandaki an sıfat fiileki. Yani davranan fiilimsi. Fiilimsiye ve fiile. Nasıl sorusunu sorduğumuzda her zaman durum zarfını buluruz. Davranan fiilimsisine nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl davranan? İyi. Durum zarfı. Durum zarfına soruyorum. Ne kadar iyi? En üstünlük zarfı. Bu cümlede en üstünlük zarfı iyi durum zarfını nitelemiştir. Evet, soru zarfları. Soru zarflarını da işleyelim. Fiilleri ve fiilimsileri
soru yoluyla belirten sözcüklere soru zarfları denir. Soru bildiren nasıl, ne zaman, ne kadar, niye, niçin, neden, ne, ne diye vesaire sözcükler soru zarflarındandır arkadaşlar. Bu soru bildiren kelimelerin fiile ya da fiilimsiye sorulması şarttır. Bu arada niçin, neden, niye gibi sorular direkt olarak arkadaşlar soru zarfı olarak kabul edilir. Kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl sorusu hissetmek fiiline sorulmuş. Soru zarfı. Benim de duygularımın olduğunu neden düşünmedin? Neden sorusu düşünmemek fiiline sorulmuş. Soru zarfı. Ne ağlıyorsun? Ağlamak bir işe yaramaz ki. Şimdi yıldız koyuyorum. Sakın unutma. Ne sözcüğü? Niçin anlamında kullanılırsa soru zarfıdır. Ne ağlıyorsun derken niçin anlamında kullanılmış ne sözcüğü soru zarfıdır. Pazardan ne aldın deseydim ne soru zamiri olurdu. Ne ağlıyorsun dediğimde ne soru zarfıdır. Çünkü ne kelimesi niçin anlamında kullanılmıştır. Madem içmeyecektin çayı niye ısıttırdın? Niye sorusu ısıtmak fiiline sorulmuş soru zarfı. Ne zaman yaz tatiline çıkacaksınız? Ne zaman sorusu çıkmak fiiline sorulmuş soru zarfı. Bu malzemelerden daha ne kadar gerekiyor? Ne kadar sorusu gerekmek fiiline sorulmuş soru zarfı. Ne diye boş yere tartışıyorsunuz? Bunu da yıldız koyuyorum. Ne diye sözcüğü de niçin anlamında kullanılırsa soru zarfıdır. Ne diye sözcüğü burada sözcükleri niçin anlamında kullanılmış? Niçin boş yere tartışıyorsunuz? Soru zarfı. Unutmayın. Ne diye sözcükleri niçin anlamında kullanılırsa soru zarfıdır. Yapılarına göre zarflar basit zarflar, türemiş zarflar, birleşik zarflar olmak üzere üçe ayrılır. Arkadaşlar biz derste çok bitirdik. Bir saniye. Bir ileriye bakmak istiyorum. Evet, yapılarına göre zarfları isterseniz öbür derse bırakalım. Çünkü yapılarına göre zarflardan sonra konu bitiyor. Diğer dersimizde çok oldu bu ders çünkü kafanız karıştı iyice. Diğer önümüzdeki derste yapılarına göre zarfları işleyelim. Daha sonra zarflarla ilgili soru çözümü yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Bekleyin. Tamam, ben yoklamayı alayım. Konu anlatım kitabından da dersimizin videosundan da konuyu tekrar edin lütfen. Zarfları bulabilmek için cümlede fiile fiilimsiye soru sorarız. Sıfatları bulmak için ise her zaman isme soru sorarız. Unutmayın bunu. Saat 5'te ikindi dersinde de başlatırım o zaman. 5'e 5 kala ya da 5'te arkadaşlar. Ben size yazarım. Tamam hocam. Tamam mı arkadaşlar? Siz de birazcık dinlenin. Diğer ders yapılarına göre zarfları işler soru çözümüne geçeriz. O zaman geçici olarak size hoşça kalın diyorum. Saat 4'te görüşmek üzere. 5'te özür dilerim. Hocam. Arka arkaya derslerim olduğu için saatleri bile şaşırdım. Saat 5'te görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.